Aşklarım hepinize merhaba. Bakın yanımda kim var? Yıllarca ve aylarca dediniz ki Kahkülle ablayı getirir misin? Kahkülle ablayı getirdim. Şimdi Kahkülle abla demişken Deniz Kayalılarla yaşadığımız bir anıyı anlatmak isterim şu an çok alakasız bir şekilde. Bunu anlatacağımdan asla haberin yok. Evet. Bir gün Deniz Kayalılarla bir mekanda oturuyoruz. Benim böyle işte tanıdığım bir gelmiş orada oturuyor falan. Bizim masamıza geldi. Üzgünüm, anlatacağım bunu yani. En komik şeyi. İşte bana merhaba dedi. Sonra Deniz'le tanıştı. Merhaba bilmem ne. Konuştu konuşma. Ondan sonra dedi ki ya dedi sizin dedi. Senin dedi. Bir tane arkadaşım var dedi. Videolarında gördüm dedi. Çok güzel bir kız o ya dedi. Onu benle dedi tanıştırsan dedi. Dedim bir sürü kızla video çektim dedim. Hangi kızdı? Dedi adını dedi hatırlamıyorum ama dedi. Kahkülleri falan vardı dedi. Saçı dedi şurasındaydım. Dedim ki Deniz mi? Deniz'i gösterdim. Döndü çocuk ama baktı. Ama çocuğun yüzünü hatırlıyor musun? Nasıl düştü? Çok utandı. Çok utandı. Ama Deniz bunu anlarsın evet. Ya. Anladın, anlarsın. Ama kış falandı böyle çok üstümüzde bir şeyler vardı. Çocuğa hak vermek gerekiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben o çocukla ilk defa orada karşılaştım. Ben çocukla her hafta mutlaka bir yerde karşılaştım. Nasıl denk geldi de bana seni soracağı tuttu sen oradayken. Neyse bu küçük bir anıyı da sizinle paylaşmak istedim. Böyle anekdot. Bir şey yaşadık. Evet küçük bir anekdot oldu. Neyse bugün Denon'la dedik ki ne çekelim ne çekelim. Sonra şöyle bir idea ile come up ettim. Benim çok sevdiğim bir Wattpad hikayesi var. Bu arada Denon'la Wattpad çok okurduk zamanında yalan yok. Yazmışlığımız bile var yani. Orada benim bir favori hikayem var orada. Oğuzhan Karay'la beraber çok sevdiğimiz bir hikaye. O hikayeyi Deniz'in duymasını çok istedim. Ve sizin de tabii ki. Ve huzurunuzda bir Gamze'nin seks günlüğü isimli Wattpad hikayesini sizinle ve Deniz'le beraber okumaya ve yorumlamaya karar verdim. Ne düşünüyorsun? Şimdi her şeyden önce hiçbir şekilde haberim yoktu böyle bir şeyden. Bana dedi ki gel video çekelim. Okey geldim. Düşündük ne yapsak diye. İşte gözleri kapalı makyaj... Onu söylemiyormuşum bir daha çekersek onu. Yok söyleyeyim ne olacak ki. Gözleri kapalı makyaj yapma. İşte acı biber yeme vesaire tarzı... komik ve eğlenceli şeyler vardı. Sonra sizin aynı şekilde bana da bir introduction'da bulundu. Bir hikaye var, bir Wattpad hikayesi. Sen çok seversin de mutlaka okuyalım. Okuyalım dedim, tamam. Adı ne dedim? Bir Gamze'nin seks günlüğü olduğunu duyunca hayır diyemedim, bu teklifle de demedim. Ve dedik ki bu hikayeyi okuyup tepki verelim. Hiçbir fikrim yok hikaye gerçekten nasıl? Yok. Özellikle spoiler vermedim. Bir de benim ben okuyalı da biraz uzun süre oldu. O yüzden tekrar okumak için çok heyecanlıyım. O yüzden hep beraber başlayalım ve bu güzel hikayeye bir kapı açalım diyorum. Evet. Birinci bölüm. Gamze. Bu mu adı? İsmi Gamze. Evet. Çok güzel başladı. Evet. Ben Gamze. 15 yaşındayım. Bu arada artı 18 şeyler var. Ben oraları bipler miyim, keser miyim bilmiyorum. Haberiniz olsun şimdiden belirteyim. Daha da iyi diyor. Aynen. Ben Gamze. 15 yaşındayım. Asrin Kemal Anadolu Lisesi'nde 2. yılım. Küçükçekmece'de anne, babam ve küçük kardeşim Kemal ile beraber yaşıyorum. Babam pastane sahibi, annem ise ev hanımı. Kemal 5 yaşında. Elini sürekli dokunmaması gereken yerlere götürdüğü için özel don giyen bir çocuktur kardeşim. Öncelikle bunun için özel bir don var mı gerçekten merak ediyorum. Kardeş 5 yaşındayken dokunmamız gerektiği yerleri nereden biliyor? Yani ailesi de bunun için bir özel don. Özel don evet, tabii. Çok güzel. 8. sınıfta ilk sevgilim Süreyya'dan ayrıldıktan sonra. Kız mı? Okay. No judgment. Aynen. İlk sevgilim Süreyya'dan ayrıldıktan sonra ağır depresyona girdim ve babamın pastanesindeki her şeyi yedim. Sabah babam beni bulduğunda neredeyse ölmek üzereydim. Hemen ambulans çağrıldı ve tüm hamur işi ameliyat yoluyla silindi, alındı. Babam iflas etmek üzereydi ama iyi kalpli bir amca gelip para yardımında bir şey bulundu. Babası da kız her şey yediği için iflas ediyor mu? Evet. Bir şey o kadar... Düşünsene yani bizim babamız pastane açsa bu o kadar olası bir senaryo ki. Özellikle ben yani Gamze ile aynı durumdayım diyebilirim. Çok evet. İyi gidiyoruz. Aynen. Babam iflas etmek üzereydi ama iyi kalpli bir amca gelip para yardımında bulundu. Tek şartı 18'imde oğlu Abdullah ile evlenmemdi. Babam ilk başta bu fikirden hoşlanmadı ama babama sorun olmayacağını söyledim. Çünkü Abdullah tam hayalimdeki erkekti. IŞİD'den kaçmış bir teröriste benziyordu ve bu beni azdırıyordu. Kara kara kalın kaşları, azgın bakışları, sıska bir vücudu ve beni benden alan bıyıkları vardı. Bu sayede babamın işleri iyi oldu. Herkes mutluydu benim dışımda. Bunun sebebi niye? Abdullah'ın beni sevmeyişiydi. Abdullah onu sevmiş. Şey, yani umut twist, verip ha, twist yaptı. Aynen öyle. Çok iyi. O kendi köyünden bir esmer güzeline aşıktı. Ben ise depresyondan 10 kilo almıştım. Bir söyleyeceğim.
İyi kalpli bir adam babasına yardım ediyor, zengin. Evet. Ama çocuk köyde yaşıyor ve köyde birine karga. Ve IŞİD tipi. Olabilir. Olabilir. Olamaz bence. Ben ise depresyonun 10 kilo almıştım. Saçımın bazı yerleri beyazlaşmıştı ve ağlamaktan kaşımın ortası sürekli kızarık geziyordum. Onu unutmaya çalışıyordum. 18'imde de buradan kaçacaktım. Evet, ben buyum. Ben Gamze. Ve bu da benim hayat hikayem. Oha! Şimdi daha yeni giriyorum. Bir dakika. Bravo. Umarım sizler de benim kadar heyecanlısınız. Ben inanılmaz. Bu arada fotoğrafı da göstermek isterim. Netliyor mu? Netlemiyor. Hiç uğraşamayacağım. Boş ver. İkinci bölüm lise hayatı. Bu benim favori şeylerimden. Oha, ilk bölüm bitti mi? Evet. Bu introduction gibi. Çok iyi. Aynen. Lise hayatı şimdi benim favori kısmım. Lise hayatı. Aynen. Tamam. Asrın Kemal'i kazandığımda hiç mutlu olmamıştım. Çünkü bu okulu babam tercihlerime eklemişti ve şansımı oraya kazanmıştım. Okulun ilk günü dizimin aşağısına gelen fener seksi eteğimi giydim. Okulun ilk gününden herkes kendime aşık ettirmek istemiyordum ama iyi bir ilk etki için rimelimi sürdüm. Biraz göz kapama geldi ama bu beni daha ateşli gösteriyordu. Güzel kendim için İsa'ya dua ettim. Annem Hristiyan olduğumu bilmiyordu. Çünkü ona söyleyemezdim. Annem ve babam Müslümandı. Ve onlara göre Müslümanlık dışında inandığım her din beni cehennemle bir adım daha yakınlaştırırdı. Okay. Cehennemden korkmuyordum zaten. Zaten bütün güzel kızların sonu cehennemdi. Ve Müslüman olsam bile cehenneme gidecektim. Çünkü bütün erkeklerin... Nereden nereye bağladığına bakıyorum. Dizinin altına giren seksi etekten Hristiyanlığa. Oradan da bütün erkekler. Okulun ilk günü de erkeklerde böyle bir etki bırakacağımdan korktum. Beni okula babam bıraktı. Lisenin ilk gününü düşünüyorum da bizim yaşadığım. Hangimiz hakkında bu yoktu? Yani %100 ben çok endişeliydim. Hani erkekler tahrik olacak olacaklar diye. Ben aynen öyle. Bundan başka hiçbir şey düşünmüyordum. %100 o yüzden Gamze ben de açıkçası bu noktada katılıyorum. Aynen. Beni okula babam bıraktı. Babam benimle okula girmek istediğini söyleyince ona gitmesi için bağırdım. Birden herkesin çoktan bana baktığını fark ettim. Ah. Şimdi de popüler mi olacaktım? Hayır. Hayır. Bu senin... Sizin okuması işleri daha hızlı. Bu senin çalışacaktım ve hiçbir erkekle uğraşamazdım. Törenden sonra sınıfıma geçtim. Sınıfta erkeklere baktım. Her biri resmen yanlarına oturmam için gözleriyle bana yalvarıyordu. Bu da benim özelliğimdi işte. Afrodizyak bir eski yaratıyordum. Hemen gözüme kestirdiğim bir çocuğun yanına gittim. Yanına oturmamı ister misin dedim. Bizim tanışma hikayemiz. %100. Okulun ilk günü heyecanlı gibi gözükse de beni arzuladığı için heyecanlı bir sesle buraya sığacağını düşünmüyorum dedi. Tam olarak biz. Ben de anlayışla uzaklaştım. Eminim benim gibi ateşli bir hatunun yanında oturmak onun minik dostu için epey zor bir durum. Hemen iki kişilik o taburelerden birine oturdum. Gerçek hikaye mi? İnşallah değildir. Yani ciddi olarak mı yazmış, parodi falan mı? Bence bilmiyorum. Parodi olması lazım diye düşünüyorum. Parodi değilse gerçekten kimse yardıma ihtiyacın var. Gamze harbi bu hikayeyi yıllar önce yazmış. Devamı da getirmemiş bu arada. Hani daha devamı var da belli bir bölümden sonra bitiyor. Başına ne geldi bilmiyorum. Hemen o iki kişilik taburelerden birine oturdum. 5 dakika sonra hoca geldi. Kopkoyu esmer bir adamdı. Yanında kocaman bir ben ve kalın kömür rengi kaşları vardı. Birden yerimde hafifçe kıpırdandım. Adamın adı Muzaffer'di. Coğrafya hocamızdı. Bu sene en sevdiğim dersin ne olacağını biliyordum. Birkaç dakika sonra kapı çaldı ve bu yüzden gözlerim hocanın bacak arasından kapıya doğru kaydı. Ya bu ne? Bu ne? Yaşındasın 15. sen. 15 yaşında senin oralar nasıl biliyorsun sen oraları? 15 yaşında ben annemin babamın adını bilmiyordum. 15 yaşında Twilight hikayesi yazıyorduk biz Allah aşkına. Ya. 15 yaşında posteri vardı şeyin. Justin Bieber, Edward Cullen posteri vardı ya. Siz de mi böylesiniz gençler? Böylesiniz aşağı mutlaka yorum bırakın. İçeri sarışın bir kız girdi. Güzel fizikli, güzel ciltli bir kızdı. Ama tipi çok çirkindi. Ama bir dakika. Daha önceden lezbiyenmiş. Evet. Tamam. Aynen öyle. Ama beklediğimiz son olacak mı bilmiyoruz. Aynen, bakalım. Tamam. Şey, bilerek bizi arada bırakmak için hani. Okul kıyafetini giymemişti. Göğüs çatalını gösteren siyah bir tişört ve siyah kot giymişti. Ayağında siyah konversler vardı. Tipiyle değil göğsüyle tahtımı benden almak istiyordu resmen. Ama bende olan ama onda olmayan şeyler vardı. Mesela güzellik, seksilik ve en önemlisi afrodizyak etki. İkinci bölüm sonu. Sinem mi adına? Gelen işte. gelen kız da şu. Allah aşkına. Hangimizin sınıfında böyle bir kız yoktu ki? %100 var. Ben bizim sınıfta bendim. Üçüncü bölüm baş düşmanım. Kız geç kaldığı için Muzim'e bakıp özür diledi. Muzaffer hocasından bahsediyor Muzim. Ardından Muzim memelerin büyüsüne kapılıp kızın adını sordu. Ve kız Sinem dedi.
Ama sesindeki tahrik etme çabasını hemen fark ettim. Ardından muzoş boş bir yere geçmesini söyledi. Ama boş derken memelerin etkisiyle hissettiğini fark ettim. %100 onu kastetmiştir diğerler. Bundan sonra bu kalıbı kullanmaya şerefsizdir. Biz derken yanlış anlamayın. Okay. Sinem yaptı yapacağını yine memelerini kullandı. Ve bana yer vermeyen çocuğun yanına oturdu. Ona üzülüyordum. Erkekler yanlarına oturması için yalvarıyorlardı. Çünkü onu engelleyecek tek sıra arkadaşı Sinem olabilirdi. Ona kötü davran. Ya yazık ya, şu an ağlayacağım ya. Gerçekse çok üzüldüm. Tabii ki değil. Ona kötü davranmamaya karar verdim. Eminim bu çirkin tipi doğuştan değildir. Bir kaza geçirmiş olabilir ya da hastalık. Belki de yeterince dua etmediği için Tanrı onu cezalandırmıştır. Bu sırada Muzin sırayla herkesin adını sormaya başladı. Sıra bana gelince ayağa kalktım. O sırada masa ve sandalye devrildi. Birkaç kıkırdama duydum. Eminim, farkı değil. Eminim erkekler onlarla seviştiğimi ve o sırada yanımızdaki eşyaları devirdiğimizi hayal etmişlerdir. Yok. Ama ben kendi kendime çoktan yemin etmiştim. Bu sınıftan muzafferim dışında kimseye vermeyecektim. Öndekiler masayı kaldırmama yardım ederken yan tarafa baktım ve bir masayı kaldırmama yan tarafa baktım ve bir erkeğin bana baktığını fark ettim. Hemen üstümü düzeltip eteğimi aşağı indirdim. Bence bu kısalıkta etek giymem fazla iddialıydı. Doğru. Ateşli seks makinem Muzi adımı sordu ve en tatlı gülümsememle adımı söyledim. Ardından yaşadığım yeri sorduğumda fazla acele ettiğini fark ettim. Sonuçta o hocamdı. Hemen son aşamaya atlaması beni biraz korkutmuştu. Hemen Sefaköy'de yalan söyledim. Muzaffer ben de orada oturuyorum deyince hemen korkuyla yerime oturdum. Kendin hakkında anlatacakların bu kadar mı dediğinde de sizin için bu kadarı yeterli dedim ve yan tarafıma baktım. Sinem bana dostça gülümsemişti. Ateşli seks makinem Muzi. Zil çaldığında Muzim götünü kıvırta kıvırta sınıftan çıktı. Bu Wattpad hikayesi film olsun diyenler. Okay, %100 inşallah bir gün aş aynı. Ben Muzaffer oynamak istiyorum. Sinem olsun tipli. İstiyorum. Tamam ben Sinem olayım. Sen Sinem ol. Aynen. Ben Muzaffer oluyorum. Tamam. Gamze olmak isteyenler. Aynen aşağıda birini seçeceğiz. O sırada gözüm Sinem'e kaymıştı. Sınıfta bazı kişileri tanıyordu galiba. Çünkü birkaç kız yanına gelmiş onunla konuşuyordu. Hmm. Sonra Sinem ayağa kalktı ve kızlarla sınıftan çıktı. Ben de ne yapsam diye düşünmeye başladım ve 10 dakika boyunca teneffüsün sonuna kadar o halde oturdum. Ya yazık ya. Evet. Gerçekten çok üzülüyorum. Ya değildir inşallah. Sonra önümdeki iki kız bana döndü ve benimle konuşmaya başladılar. Anlaşılan şimdiden popüler olacağımı anlamışlardı ki bana yakınlaşmaya çalışıyorlardı. Birinin adı Esra, diğerininki ise Meryem'di. Bana her zamanki saçma tanışma sorularını sordular. Ben de onların üstün olduğumu göstermek için soğuk cevaplar verdim. Tekrar önlerine döndüklerinde sınıfa Sinem ve arkadaşları girdi. Sinem'in elinde al beni vardı. Keşke kantine inip birkaç çikolata alsaydım. Bunu düşünürken Sinem bana doğru geldi. Hemen baskın dişliğimi göstermek için gösterimi öne çıkardım. Onu görmemiş gibi yapıp tombiş parmaklarımı incelemeye başladım. Birden tam yanımda durunca başımı ona kaldırdım. Sen Gamze'sin değil mi? Evet dedim. Bu kız benimle yakın olmak istiyordu ama hayır, popülerliğimi onunla asla paylaşmam. Ben Sinem dedi fazla neşeli bir şekilde. Ona salak salak bakmaya devam ettim. Hatırlamadın mı beni? Hayır, tanımalı mıyım? Dur, bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Asla tanımaman normal. Küçük kuyudan, Sinem, yengeç parmak. Birden bir flashback yaşadım. Tabii ya, yengeç parmak Sinem. Abi, nasıl tanımadın en başından beri? Eskiden en yakın arkadaşı olan Sinem. Seneye biz diyormuşum. Sinem sen burada ben şey zannetmiştim. Abdullah'ın aşık olduğu kız vardı ya. Keşke olsa köyden. Öyle biri köyden. Var mıydı? Köyden değil mi? Değil mi? Var. Ben o zannettim. Keşke. Ulan keşke bu filmi şey var ya bu evet. Filmi çekelim. Sinem, yengeç parmak. Yengeç parmak Sinem. Yengeç parmak Sinem, Abdullah'ın eski sevgisi olsun. Bir şey söyleyeceğim. Muzaffer, Abdullah'ın babası olsun diyenler. Peki, Muzaffer... Çok iyi. Kırıştırdığı genç. Aha. Babası topmuş. Sinem sen çok büyümüşsün. Sen de öyle. Birden neşeli bir edayla aynen öyle masaya oturdu. Şaka şakası yaptım özür dilerim. Aslında ben onu kastettiğini düşünmüştüm de yazarken. Ha, olabilir. Değilmiş. Ben olabilir. Eğer öyleyse kötülük yapmış sayılmam. Aynen öyle. Birden neşeli bir edayla masaya oturdu ve konuşmaya başladı. İlk bakışta baş düşmanım olarak belirlediğim kız eskiden en yakın arkadaşımdı. Küçükken ailelerimiz kavga etmişti ve biz yine sonsuza kadar arkadaş kalacağımıza yemin etmiştik. Küçükken arkadaşlık kurmak daha kolaydı. Peki yine arkadaş kalabilecek miydik? Ulan ya. Kızı tanımaması. Ben çok üzüldüm ya.
Dalga geçmek istiyorum ama. Ya bu gerçek değil bence. Gerçek biri bunu yazamaz ya. Ya gerçekse? Son bölüm bu arada. Hafifçe gülümsedim ve önüme döndüm. Tam o sırada sınıfa bir hoca girdi. Sinem. Seni görmek o kadar harika ki teneffüste görüşürüz. Görüşürüz dedim ve büyük bir şaşkınlıkla tekrar önüme dönüp hocayı izledim. Orta boylarda, saçı azıcık beyazlamış, kepçe kulaklı bir adamdı. Kulağındaki işitme cihazından dolayı kepçe galiba. Ah, ben ne düşünüyorum? Sinemin sırasına baktım. Tanrım ne kadar değişmişti. Yani tabii en son bebe hallerimizi gördüğümüzü düşününce normal. Beni nereden tanıdıysa. Bütün bir ders boyunca karın gurultularımı bastırmaya çalışacaktım. Allah'ım bir çokolat için neler vermezdim şimdi be. Ruhumu al çokolat ver şeytan. Ben me everyday yani. Ruhumu al çokolat ver şeytan. Çok şükür Rabba zil çaldı. Bu sırada bu kız Hristiyan. Ne yazmış? Çok şükür Rabba zil çaldı. Kantine gitmek için kalktım. Kapıdan çıkarken omzumda bir el hissettim. Nereye? Sinem'in minik güzel suratını tepeden inceledim. Boyumun 1.78 olduğunu, onunkinin ise 1.70 olduğunu düşünürsek normal. 1.78 mi? Oha evet. Kantine. Lisede kim 1.78 abi, ya? Yani ben değildim. Ben de değildim. Kantine. Ben de gelebilir miyim? Sahtecikten mi yakınlaşmaya çalışıyor bu? Şu fare suratına bir bak. Tabii neden olmasın? Beraber kantine indik. İki kitkat, bir albeni, bir karam aldım. Ardından kantin sıralarından birine oturduk. Etrafta üst sınıflar vardı. Hepsi beni kesiyordu. Sinem. Tanrım bir kere de yiyecekmiş gibi bakışlara maruz kalmayayım dedi. Aslında bana bakan çocukları kastederek. Yazık. Kendini bir şey sanıyor galiba diye düşündüm. İçinci çikolatamı yerken. Sinem. Şey hepsini sen mi yiyeceksin? Ağzım dolu olduğu için sadece başımı salladım. Zararlı değil mi? Gözlerimi devirip çikolatanın son kısmını ağzıma attım ve bir sonraki paketi açtım. Dördüncü çikolata. Aynen. Tamam. Ben abi. Ben de böldüm seni. Saçma mı be? Valla cips, çikolata hepsini yiyordum. Her şeyi yiyordum. Biz şeyde de öyleydik ki. İlkokulda. Cips yiyorduk sürekli. Cips. Ben hatta sizin ne yaptığını söylüyorum size. Evde var bu arada. İnanmayanlar varsa evet, getiririm. Evet. Her teneffüs için kantin listesi hazırlamıştı. İşte Lay's tadı. Ondan sonra böyle pitos falan böyle. Ne yiyeceğim pitos var. Kanser. Çok kötü şeyler işte. Patates ekmek falan. Klasik Türk yemeği. Bir tane ketçaplı rafız ama ketçaplı şöyle yazmış. Ketçaplı rafız. Sizin iyi hissesine 3 diyorum ama yedinsin falan. Hayır ya. İlkokuldaydık o ya. Valla 6 falanız ya. 6 sınıfta millet kızlar hangi erkeğe düşürsek diye plan yapıyordu. Millet aynen işte Gamze. Kimlerin için biz ketçaplı rafız mı yesek? Aynen. Sadece Lay's mi yesek diye çetele tutup. Bir de şey hatırlıyorum. Kitkat değil de neydi öyle bir şey yiyorduk kırmızı. Kitkat olabilir ve çubuk kraker. Çok güzel bir ikiliydi. Çok iyi hatırlıyorum. Olabilir. Öyle bir şey yapıyorduk. Bayağı çok yiyorduk. Çok yiyorduk ya. Pitos aynı. Pitos. Sonra ben ondan zehirlenmiştim pitosla. Evet hatırlıyorum. Aynen. Sonra bırakmıştım sanırım. Aynen. Sonra lisede bir daha yine zehirlendim. Gerçekten aynen mi? Pitos varsa siz de yemeyin bence. Artık yok ya. Yok mudur? Pitos. Pitos diye aşağıya. Tam o sırada Sinem eski yaşadıklarımızdan bahsetmeye başladım. Başladı. Arada bir komik şeyler söyledi ama götü kalkmasın diye gülmedim. O an masamıza bir oturdu. O an masamıza bir oturdu. Bir değil. Allah'ın ta kendisi. Pantez içinde. Allah'ım affet ama çocuk tam bir seks bomb. Ne olur cehennemde yan. Bugün iki şey öğrendim. Ruhumu al çokonat ver Allah'ım. Pardon şeytan. Ruhumu al çokonat ver şeytan. İki. Masamıza biri oturdu. Biri oturdu. Biri değil. Allah oturdu. Günlük yaşamımda bu iki phrase'i kullanıyorum. Bu arada bunu biz gerçekten kullanıyoruz normal hayatta. Allah ama mesela Allah biri diye geçiyor çok yakışıklı falan şey diyoruz. Allah'ım şey yapsın yani öyle demek istemem ama hani o kadar iyi olduklarını vurgulamak için bazen kullandığım söylüyorum. Kesinlikle. Aynen. Kapkara tenli, kömür gözlü, bir parmağım kadar sıska kolları ve galiba 1.90 boylu olmasına rağmen 35 kilo olmasından dolayı üstüne bol gelen tişörtünü sırayla inceledim. Ah tanrım o gözler. Aman aman ah o hafif kemiği çıkık küçük burnu. 1.90 olmasına 35 kilo. Ama hani hayal etmedin mi? Benim tam gözüme canlandı. İki boyutlu olur ya. Aynen. Gibi. Altında bir şey hissediyordum. Bana bir şeyler oluyor. Tam ya altında. Hayır ya. Hissedebiliyorum. Ah o kassız kolu. Aman Allah'ım ağzım mı yoksa? Ah gözleri galiba geliyorum. Geliyorum geliyorum. İşte tam o an Sinem ve çocuğun önünde kantin ortasında seslice osurmuş. Yaptı bunu yani. Bitti arkadaşlar. Bitti mi? Nasıl bitti?
Devamını çok merak ediyorum. Ben bu kıza ulaşmak istiyorum. Tamam bize ne oldu? Devam et yani. Bunu osurdun ben... ne oldu? 6 sene önce yazmış. İnanabiliyor musun? 6 sene. Ya. Şey de yok ki böyle adresi madresi. Ulaşmaya da çalışamıyorum. Kaç okuması? 117 bin. Oha. Yemin ederim diyorum 110 bini ben yani. Söyleyeceğim aşağıda önerilen. Önerilen. Fahişe. Seksi patronum. Lise maceraları parantez içinde seks. Ya bunu siz okuyor musunuz? Okan Araç. Porno sokağında. Porno sokağında aşık. Bu hikayenin devamını biz yazalım diyenler aşağı. Çekelim diyenler. Çekelim. Finanse etmek isteyenler bu filmi. Ha evet. Bu videoyu herhangi bir prodüksiyon sahibi, bir film yapımcısı bilmem ne izlerse bize ulaşsınlar. Biz her türlü senaryosundan her şeyine kadar biz ilgileneceğiz. Kasta kadar. Kasta kadar. Her şey Muzaffer bilsin. Hoca olmak için her şeyimi veririm. Tamam. Dreamcast gayet yani. Gayet iyi. Kesinlikle. Sen Sinan. Ben keşke aslında Gamze de olabilirim ben. Başrol diyorsun. Başrol çünkü çok ortak noktamız var. Yeni gelen çocuk. Adını bile bilmiyoruz ya. İşte neydi acaba? Bak mesela o kim, çocuk neden geldi kim? Mesela? Daha da önemlisi. Evet. Gamze 6. çikolatayı yedi mi? Mesela bu mesela abi soru işareti olarak kaldı. Bitti yani. Şu an yani. Ben bu gece yok. Bu gece nasıl girmeyecek? Ya öyle bir tutmamız lazım. Osurun kaç kişi duydu mesela? Aynen. Çocuk duydu mu? Aynen öyle. O zaman kapayalım. Teşekkür ederim her şeyden önce Sezin. Ben teşekkür ederim. Sana çok teşekkür ederim. Bana böyle bir ufkumu açtın. Cinsellikte bana bir takım yollar gösterdin. Aynen öyle. Daha önce hiç hani aklıma gelmeyecek aynen şeyler. Öyle. Hani lisedeyken kendime ben de bunları düşünüyordum sürekli hani. Hani kendimi yalnız hissetmiyorum. Siz de eminim ki. Yüzde kesinlikle. O lisenin ilk günü kim bunları diye yaşamamıştır. Evet tabii ki. Onun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öncelikle bence asıl teşekkür ederim diye gelen kişi Gamze. Gamze. Bu noktada Gamze. Gamze. Hayatı kendimizle paylaştığın için çok teşekkürler. Yüce İsa'ya senin de yeminle teşekkür yani, ederiz. Yani şu an sizinle yanımdan al. Yerine Gamze'yi ver şeytan. O halde bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Deniz daha çok video gel. Bu arada gerçekten Deniz'de çekmemişseniz bir video fikri falan olursa aşağıya yazın. Bunları evet. Mutlaka değerlendiririz. Ya da bu temayı beğendiyseniz devamını getiririz. Lütfen beğenmemişim. Bir de biliyorsunuz bu tarz şeylerde ben çok şey yapmıyorum. Sevmiyorum YouTube işlerini. Hani sizin para verdiği için geliyorum biliyorsunuz. Kendim gönüllü olarak gelmiyorum. Yani normalde %51 ben alıyorum. Hani bir YouTuber'ın videosuna konuk olduğum zaman 51'e 49 bölüşüyoruz video gelirini. Sizinle hani bir süredir tanıdığım için %50'yi kabul ediyorum. %51'i değil. Yani rica ederim. Teşekkür ederim. Maddi gerçekten. Olarak hani destek her türlü zorluk, desteği veriyor aynen. Bana. Her türlü veriyor. Zorlanması da hani oranımı düşürdüm. O da hani sizinle vefa borcum olduğu için. Yılların getirmiş yılları, şeyi değil. Aynen az mı ketçaplı raffles yedik elinden. Ketçap. Ketçaplı. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben kapattıktan sonra parayı nakit istiyor bu arada hep. Yani biz öyle anlaşmalıyız. Ben hemen direkt kontratımız öyle. Aynen nakit veriyorum. Hepinizi öpüyoruz. Bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.